Alevi olmak nasıl bir şey Türkiye'de? Yok, yani herhangi bir şey hissetmedim ya. Özel bir duygum olmadı. İnsanı seven, insana saygı gösteren, Anadolu'nun evrensel kültürünü kucaklayan bir kültüründü Alevilik. Dolayısıyla yadırganacak bir şey de değil. Yani siz peki Aleviliğin bir ötekilik olduğunu düşünüyor musunuz Türkiye'de? Ben şahsen düşünmüyorum. Devletin çok önemli makamlarına da geldim. Ama yani Alevidir veya Alevi değildir diye bir ayrım yapılmadı. İlk kez bu hükümet döneminde Alevilere yönelik özel bir tartışma alanı yaratıldı. Bu da tabii toplumu bölüyor ve çok tehlikeli bir tutum. Evet, siz SSK Genel Müdürlüğü gibi bir makama gelebilmiştiniz. Evet. Bürokraside şu an sizce var mı üst düzey makamda Aleviler? Öyle bir araştırmam yok ama zaman zaman bu konuda araştırma yapanların yaptığı açıklamalar var. Üst düzey Alevi yönetici olmadığı şeklinde açıklamalar var. Biraz bu ilkokulda öğrenmenizi bir parça bana açar mısınız? Mesela nasıl öğrendiniz? Yani aileniz mi söyledi yoksa okuldaki bir durum üzerine mi öğrendiniz? Ailem de açık. Bu tabii kendiliğinden gelişen bir olay. Böyle birdenbire pat diye söylenen bir şey de değil. Kendiliğinden gelişen, o kültürü şu veya bu şekilde görüyorsunuz, ediyorsunuz, fark ediyorsunuz o kültürü. O kültür bir inanç kültürü zaten. Ailenin kendi içinde var, çevrede var. Yaşıyorsunuz bunu. Yani özel olarak şu tarihte Alevi oldum veya şu tarihte Aleviliği öğrendim diye bir konu yok. Yani bilinç düzeyinizle beraber başlıyor. İlkokulda başlıyor. Evdeki konuşmalardan, arkadaş konuşmalarından öğreniyorsunuz bunu, yani bir şekilde öğreniyorsunuz. Alevi olarak yaşayabildiniz mi Aleviliği inancınızı, yoksa siz daha farklı bir yaşam anlayışının benimsediğinizi düşünüyorsunuz? Çağdaş bir insan nasıl yaşamak isterse ben de öyle yaşamak isterim. Öyle yaşamaya da özen gösteriyorum. Çocuklarımın iyi eğitim almasını isterim. Uygar insanlar olmalarını isterim. İnsanları sevmelerini isterim. İnsanlar arasında ayrım yapmamalarını isterim. Zaten Aleviliğin felsefesinde de bu var zaten. Farklı bir şey yok. Hiçbir inanç mensubunu ötekileştirmemek, tam tersine her inanca saygı göstermek, her kimliğe saygı göstermek ve bizim zaten temel amaçlarımızdan birisi. Peki sizin aleyhinize Sünni Müslümanlar nezdinde Alevi kimliğinizin sürekli vurgulanması yönünde bir seçim çalışması yürütülmesini, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu gayri insani değerlendirir. O toplumu böler ve ayrıştırır. Toplum.